Allah subhanahu wa ta'ala mahlukatlarını yaratıp vardığı kança tayfalar gibi İnsanlar, cinler ve başka bir mevcudatlar. Şüphe dışıdan siz bilmemiz Allah ta'ala adam barası kılı yarattı. Bunca bir de elhamdülillah deyişimiz gerek olsa bu kişiler dışıdan adam barası içinden Müslüman kılı yarattı. Bunca bir Allah yıkan deyişimiz gerek. Ve bana şu Müslüman kılı yaratıp durup bana şu Müslüman ümmetler içindeki en azalı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diye ümmet kılı yarattı. Allah ta'ala Kur'an'ı mahmat kıladı. وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ Eğer beni vergen nimetimi şükürle bakseler, nimetimi ziyade kılıp veremem. Eğer naşkürlü kılabiliyem olsaylar, beni azabım kattır dedi. Allah Ta'ala bana şu iman degen nimetini verip özge hamdü sana olsun. Şükürle bakılıp yaşadıkanlar bandalardan kısam. Allah Ta'ala. Ötken sohbette silah bulan, Hud Aleyhisselam'ın kıssasını yerleşken bulduk. Ve bu kıssadan avali okulasalarımız şuradan ibaret dedi ki, insanlar her kança dünyada bağlıyken, her kança küçük kuvvetken, her kança bir hükümür alıyken gibi olmasın, bari onlar bir aciz bandıyken de biz kulasalışıyımız gereği şuna sen. Çünkü o kâmını Allah kolaydı, اَلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَدِ Yani yeryüzünde kayıtlı ulardaki haklar, ulardaki evlerden yaratılgeni yok. Ularının boyları uzunudu, rengleri okudu. Yeryüzünün avukat kılışında hiç kim avukat kılına gelen Avrupa etti. Bazı mübarekler ulardaki boyları şu derece etkenedi ki, köşelerdeki kışları bittesi kümüşten bittesi altından bir avukat kılınadı. Allah'a alam. 60 metreli adamda kışına tasarruf taşıyımız mümkün. Biz harkan şarkı kılınaydık, ular yetkenler sana, yarın gelmek almayız. Lakin Allah'ın verilen nimetine şükürde adı akıma geldiği için Allah'ın olanlarda kan ve varakı geldiği yana ötken subatımızda yuvak gibi uyan bulduk. Abu Dhabi Razıallahu anh Hümski Vali Mutlu'dan tartıda kavmiye nasihat kıladı. Sizler yine ne oldu ki? Ölüm de öğrenmişsiler. Sizler yine ne oldu ki? Dünyada adı kılanan dişsiler, maskenlerde kurarsalar, mağlı dünyada toplayırsalar. Allah'a kasem sizlerden bunu götkenler değildi. Sizlerden köprüler orada havası kılışken idi. Sizlerden kadar küçülüğe kuruşken idi. Sizlerden kadar köprüye dünyada can barışken idi. Lekin arzuları gururge eğlendi olardı. Maskenleri kuburge eğlendi olardı. Ve topagenleri özlerine ziyan eğlendi. Ama şu ötken kavimlerde tarihine Allah Ta'ala Kur'an'da bizge kıssa kılarken şu nasabıyla biz onlarda zikir kılıyordunuz. Allah İslam Kur'an'da artık koyduğunuz için esle yaptınız. Onlardan taşlar kança kavmları tüketti, onlarda bayatmasına hiç kim zikir kılıyken yok. Allah Ta'ala siz bilen bizi Muhammed Aleyhisselam gibi makıyenge hamdü sana var olsun. Ve nimetini şükür ve yaşayışlıkça nasip kısın. Bugün subatımızı inşallah bana şu Hud Aleyhisselam'da kıstasını devam edese kendine uğradı. Ana şu Hud kavmına davamçıları bugün, mumunlar korku kavmadan, onlarda zürriyat hakkıdaki tadı kısa. Bu Samud kavma hakkıdaki tadı. Hud Aleyhisselam Arap milleti millet değil. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahamat kıldı. Minhum arva minel Arap'tır. Peygamberlerden tuttansa Arap boyan. Hud, Salih, Şuayb ve Nebiyyüke Ebu Zer dedi. Sizi peygamberiz Ebu Zer dedi. Salih Aleyhisselam Samud kavmiye peygamber kılıp yubarıldı. Bana Ak kavmini Şamal vayran kılıyken payıkta Hud Aleyhisselam 10 kişi giymek getirgen Mumunlar ana şu özlerini kışlağı dedi. Çıkıp geçme genedi. Mumunlar bir kere toplanıp orta genedi. Şamal uydu buydu atardığılarda Hacı Alak bu kerramin dedi. Kül kılıp turpa kılıp çeşip geçerken payıkta Salih ve Hud Aleyhisselam ve Mumunlar toplanıp yaşayıp oturgen üye Şamal teymesidir. Ular vayran bunu yiyor bölgenden ki onlar bu kışlağı taşlar çıkıp geçti. Demek o kavmına fakat mumunları tırı kaldı. Fakat mumunları yaşadı. Ve kuşu bulan şeytan yana vasıfasa kıldı. İnsaniyet yani kürge, şirke kalktı. Bana Nuh Aleyhisselam kısasına yaklaşacağımız eğer yalanlar yoğunluğu bir yüzü de hemen yaşlık kese hana bulabık ya hayal. Degen sonra kese cevap sana bulabık ki şeytan ya başka teşin dağını kese uğradı. Yani şu yaşlılar dışından yaman adını çıkarıp kere uğradı. Yuhrucul hayye minel mayyiti ve yuhrucul mayyite minel hay. Allah tiriden ölüydü çıkarabiliyen zat, ölüydü tiriden çıkarabiliyen zat. Yakşılardan bile Allah'ın yamaları çıkarıp koyuyorlar. Çünkü şeytan da Allah'ın ölmesindeki kıyamet geçe muhlep geliyor. İnsanı beni küfürge kaybettir. Allah Allah bu sefer
Mana Solih alayhissalomni payg'ambar qilib yubordi. Solih alayhissalom. Solih ibn Ubay, ibn Isa, ibn Mashah, ibn Ubay, ibn Habib, ibn Samud, ibn Ad, ibn Iram, ibn Sam, ibn Nuh alayhissalom. Solih alayhissalomda mana shajarasi Nuh alayhissalomga bor taqaladi, Hud alayhissalomdan va davomchilardan. Samud qavmi mana aytdik, Ad qavmi Yamanda Yaman olib, Yamanda yashagan deb aytganimiz bu o'tgan suhbatimizda. Ammo va Yaman orasidagi bo'lgan hududda. Ular ana shu Allohga balosi sodir bo'lgandan keyin Yamanni tark qilishdi va shimol jazirani, Arab jazirasini shimoliga ko'chib o'tdilar. Hijr degan joyda yashashgan. Qur'on Karimda mana Hijr, Hud, Ahqob degan bir suralar bor, mana shu qavmlarning qissalari haqida so'z yuritadi. Astagfirullah. Va laqad kazzaba ashabul hijr al mursalin. Ashu hijr egalari mursalin elchilarni yolg'on qildi deydi. Ya'ni hijrga bitta payg'ambar yuborilibdi akalar. Bu kim akam? Solih alayhissalom. Lekin nimaga Qur'on Alloh taolo payg'ambarlarni yolg'on chiqildi deyapti? Xulosaki la tufariqu bayna ahadin min rusuli deymiz. Shundaymi? Payg'ambarlardan birortasini ajratmaymiz o'rtasini. Demak, bitta payg'ambarni nikoh qilgan kishi hamma payg'ambarlarni nikoh qilgandan barobar bo'ladi. Ulamolar bir aytadi, agar Musoga iymon keltirganlar, Musoga ergashganlar, Musoni payg'ambar deb taraganlar jannatga kirsa deydi. Biz albatta musulmonlar jannatga kiramiz, chunki biz Muso alayhissalomni payg'ambarimiz deb qabul qilganmiz. Agar jannatga faqat Iso alayhissalomni iymon keltirgan, ergashgan, unga ishonganlar kiradi desa, biz albatta jannatga kiramiz musulmonlar, chunki biz Iso alayhissalomni payg'ambar deb qabul qilamiz. Yo'lda faqat Muhammad alayhissalom ergashganlar jannatga kiradi desa, faqat biz kiramiz. Ya'ni biz payg'ambarlardan birortasini ikkinchisidan ajratmaymiz. La nufariqu bayna ahadin min rusuli. Payg'ambarlardan birortasini ajratmaymiz. Shuncha Alloh taolo aytayapti, Hijr egalari payg'ambarlarni yolg'onchi qildi deydi. Bitta payg'ambarni yolg'onchi qilishlik butun payg'ambarlarni inkor qilishlik bilan barobar bo'ladi. Demak, ashabul Hijr bu Samud qavmi, Solih alayhissalom yashagan qavm. Samud qavmi yashagan joy hozirgi kunda mavjud. Hali nazarot aytilishi kerak bo'lsa hozir aytib qo'yay. Hozir mavjud bu Samud qavmi yashagan, Alloh taolada balo yoqqan ana shu qavmlarda yashagan joy mavjud. Madinani shimoliy g'arbida 380 km uzoqlikda ana shu makon joylashgan bor hozir. Lekin ne qiladiki biz hajga borganlarimiz shu tezroq unga qaytaradigan g'am bo'lgani uchun unaqa joylarni bir ziyorat qilishlikka, ibrat olishlikka shoshilmaymiz. Tezroq unga borib olay degan narsa qoladi, ana bu tuzi bo'lgandan keyin. Samud qavmi mana aytdik, Ad qavmining zurriyotlaridan deb aytdik. Ad qavmining bir hunari bor edi. Nima edi u? Tog'larga o'yib uy solishar edi. Mana shu hunarni ulardan egallashga o'rganganishgan edi. Va samuda allazina ja'a sahra bil wadi Alloh taolo. Samud tog'ga o'yib, tog'ga uy o'yib turib uy solgan qavm deydi. Ya'ni otalar mana shu Ad qavmidan o'rgangan hunarni ular o'zlarida saqlab qolishgan. وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وثمود ularning makonlari sizlarga ko'rinib turibdi-ku Alloh taolo. Alloh taolo ularga tog'larni sizlarga uy solishlarini qanday bir ajoyib qudrat egasi ekanliklarini Qur'onda bayon qiladi. Wa zkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad wa dawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhulha qusura wa tanhituna al-jibala buyut min al-jibali buyuta. فَذْكُرُوا عَلَى اللّٰهِ وَلَا تَعْفَوْا فِي الْعَرْضِ مُفْسِدِينَ Solih aleyhisselam gözünü kavmiga etedi ki, ey kavm, Ad kavmidan keyin sizlerin yeryüzüge hükümran kıyan Allah'ta eslemişsiler mi? Sahillerde, üylerde, tağlarda, kasırlarda kurasılar, üylerde kurasılar, Allah'ta oradır nimetlerini esleyeler, yeryüzüge fasat takatı şu bulmayılar. Yani Solih aleyhisselam'ın tılba Allah'ta oradır yaptı ki, Ad qavmiga Alloh taolo qanaqa ne'matni bergan bo'lsa, hammasini Samud qavmiga ham bergan edi. Samudda bor bo'lgan hamma ne'mat, Ad qavmida bo'lgan hammasi Samudda bo'lgan. Lekin aynan ana shu Ad qavmida bo'lgan kufr ham Samud qavmiga bir marta takrorlandi. Atutraquna fi ma hauna aminin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin talwa hadin wa tanhituna min al-jibali buyutan farihin. Fattakullaha va atiyavun.
Xuddi onun o'zi, sog'dilar, qodaxasilar, bog'lar, ne'matlar bulog'lar. Samud qavmida, Ot qavmida nima bo'lsa shu bor deyapmiz. Ya'ni Samud qavmida, Ot qavmida bo'lmagan bitta narsa bor edi. Nima edi u? Bu Ot qavmi haqidagi ibrat xulosa bor edi. Xuddi shu ne'mat Samuddan takrorlandi va Samudga yana bitta narsani berdi. Sizlardan bo'lgan bo'lib yashagan Ot qavmi shu ne'matlarga, sizlarda bo'lgan ne'matlarga shukr qilmoqda. Biz ularni halol qildik degan xulosasi bor edi. Siz bilan bizda nima bor? Siz bilan bizda ana shu o'tgan ummatlarda hammasini xolidan ibrat bor bizda. Biz ibrat olishimiz kerak. Agar kim dunyoga qo'yayotgan bo'lsa, orqamini ko'rsin. Ko'chalarning g'ishlari tillardan, kumushdan bo'lgan ekan. Nima bo'ldi oxiri? Agar biz amalga qo'yayotgan bo'lsak, Fir'avnni ko'raylik. Nima bo'ldi? Agar hukm bilan bo'layotgan bo'lsak, Namrud qaraylik. Bitta cho'loq tosha bo'yniga kirib o'ldirib qo'ydi. Insonni qadr qiymati qo'lidagi dunyo ishlari bilan bo'lib qolgan hozirgi zamonda. Kiygan kiyimi, mingan mashinasi bilan bo'lib qolgan. Bu holatki insonni qadrini Alloh taolo bu narsalar bilan o'lchamaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar bu dunyo dedi, dunyodagi jamiki boyliklar bilan Allohning huzurida chivinni qora tishaning qadri bo'lganida chivinning o'zi qancha vazni bor? Endi qora til qancha vazni bo'ladi? Ana shu chivinning qora tishaning qadri Alloh uchun bu dunyodagi boylik deydi. Agar shunaqa qadrli narsa bo'lganida dunyo matosi, kofir bu dunyoda bir tomchi suv ichmagan bo'ladi. Lekin nima qilaylikki, biz o'lchovlarimiz, qalbimizdagi o'lchovlarimiz buzilganligidan insonni qadrini dunyo matosi bilan o'lchagan bo'lib qolganmiz. Lekin bu o'lchovlar insonlar o'zlari uchun qo'ygan yerda betidagi o'lchov. Ertaga yerni tagiga 2 metr pastga ko'milgan paytimizda bu o'lchovlar yerda betida qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inson o'lganda qabristonga 4 ta'sir ishi bor orqasidan. Boyligi, obro'si, amali va bola-chaqasi. Uchtasi qaytib keladi shundan deydi. Faqat amali qoladi deydi. Mo'min odamning qadri taqvosi bilan bo'ladi. Inna taqvakum indalloh yattaqukum. Alloh huzurida sizlarga eng hurmat ibodatlar taqvodorlar deyapti. Sabr qavmi dunyodagi hamma ne'matga erishgan. Dunyoda hech nima bo'lmagan ular. Ularda hamma narsa bo'lgan. Ya'ni biz siz bilan intilayotgan jannatga narsa bo'lgan, lekin iymon bo'lmagan ularda. Shuncha ne'matga qaramasdan qavm bari kofirlikcha qolaverdi. Alloh ulug'ligidan o'zlarini birodar bo'lgan Solih alayhissalomni payg'ambar qilib yuboradi. Solih kim edi? Solih alayhissalom payg'ambar bo'lmasdan turib, o'zini qavmidagi hakim solih kishilardan edi. Qavm o'rtasida bo'lib qolgan kelishmovchilik qolgan masalalarini, ba'zi ishlarni maslahatini hal qilgan muammolarni Solih alayhissalom oldiga kelishardi. Ya'ni hurmati joyida avtoritet odam bo'lgan. Qachonki la ilaha illallohga chaqirganda inkor qilishdi. Shunday bo'lar ekan o'zi. Halol harom desa kelganda ikkita birodar kelishmay qolar ekan. Biri halol buni qilamiz desa, biri harom buni qilmaymiz desa, shu yerda ekan bo'lib ketaverar ekan. Nuh alayhissalom parvardigoro o'g'li cho'kib ketgandan keyin oilani saqlab beraman deding. Sen oldin haq edi. O'g'li mana oilangdan uzoq bo'lmadi dedi. Inna qolaysa min ahlik. U sen bo'lmas edi, sen oilangdan emas edi. E'tiqod masalasi kelganda, kufr bilan iymon kelganda, u qarindosh urushi Alloh taolosi uziladi deb Alloh taolo. Nuqtaga qo'yib Alloh taolo, seni o'g'ling emas u. Demak, aqida masalasi musulmonni birlashtiradi bir-biriga. Aqida masalasi la ilaha illalloh ikkita. Umuman, xilma-xil millatdan, xilma-xil yerda bo'lgan odamlarni ota-bolalarga yaqin qiladi. Endi ota-bola bo'lsa-chi, biri musulmon, biri kofir bo'lsa, o'rtasida hech qanday aloqa bo'lmasligini Alloh taolo Qur'onda zikr qilyapti. أستعذ بالله قال يا صالح قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب يعني صالح عليه السلام دي özünü kavmada hürmeti baratlıgını Allah samutta tırına bayatırdı bizge o açıdı ki ey Salih bana şu kelimeyi açtığından bulun içimizde hürmetli yaşa adamı değil mi? Ota babalarımız sıkılıp geken butlagi ibadet kılışından kaytarırsan mı? Seni çakırırken asada biz şubhamız var. Seni işlemliyiz peygamberliği. Yani özleri yedirak koyarttı. Sen yaşa olan mı değil biz içimizde? Lekin la ilahe illallah'a çakırırken mi kaytarttı? Yaman bu koyarttı. Estağfirullah. Kâle ya kavmi abudullaha mâ lakum ilâkin gâyû. Huvâ inşâkum minel âhî ve stâmarakum fîhâ. Fâstâfirû thumme tûbe ileyhî inna rabbi qarîdun mucîb.
Ey kavm, sizlerde Allah'tan başka ilah mı yok? Fakat onların ibadet kılıyorlar. Sizler de yeryüzüge hükümran kıldı. Onları istiğfar ediyorlar. Sonra tavba kılıyorlar. Allah karib-i mucib bulgen sağ. Hud aleyhisselam özüne kavmi adına kendi ağlantırken olsa Samud kavmini peygamberi Salih aleyhisselam Hud düşündüysen takırlar. Oqiyat zikru aleyhi min baynina bel huve kezzabun aşir. Allah Teala dedi, Kur'an'da kavmine dedi. Kerip kerip sende düştü mü zikir? Sen geçerdi mi peygamberlik? Bak sen kezzap durursan, yalancı durursan. Kavu innama ente minel musahharin. Sen sihir görgenlerden yok olsan. Salih aleyhisselam gibi kaç adamlar iman keltirgen buldu. Samud kavmi, ulardı mezhara kılıp, sizler sağlar ki iman keltirdiydi ama. Hadi gen cevap verirken de biz kafirimiz bu nasıl geldi işte. Subhanallah biz hazır bir bu ölürken işlerde bir hikaye kadar değiştik bu yapmasın. Lekin bu nasıl sadır bu yanda. Ana şu küfür diketip durgen parktaki adamlar ulanın ne küsüp durgenliğini bilgeni de kanabolar deyken. Biz o anını bilemeyiz. Biz yine sakın bu katı tasıl kıl yaptı. Lekin insanlar başı yıkılmak için közü açılmasakken. Hasan-ı Basiret'ken de insanda ya ölümden keyin başka marizeni keregi keregi yok. Salih aleyhisselamdan şümlen adıgen buluştu. Yani sen nahtsan, sen bizi ağzımızda keldin, bizi başımızda musibet, bizi bir balak ederdi. Kâlûk tayyerne bike ve bimen mâk, kâlûk tayyukum eindallâh vel entüm kavmun tuftanûn. Bizden nara bu. Kaçan bizi yaklaşabiliyor musun? Bizi musibet yeterdi. Sen şümsen. Salih aleyhisselam böyle cevap verdi ki, قَالَ يَا قَوْمْ اَرَعَيْتُ مِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَاَتَانِ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اَصَيْتُ وَمَا تَزِيدُونَنِي اِلَّا تَخْصِيرٌ Ey kavm, eğer Allah münge özüne rahmeti bulan peygamberliği vergen olsa Allah'ın asili kısan şundan kendine kimden Allah'ın balasına saklak oladı? Akıl akıl yüzmüşsün adına. Vasıletten bu kuvvetken işim için mükafat soruyorkenim yok mu? Benim mükafatım Rabbil alemin zimmesi de yok. Akıl yürüzmüşsü verme deyilir. Yani bana şu davranımdan dünya matasını ortak olayken bulsan, dünyada tamak olayken bulsan, sizlerden mükafat talak olayken bulmaz mıdır? Akıl yürüzmüşsü verme deyilir. Cüde köy bir hıvarlar buladı. Salih aleyhisselam'ın kavmi iman ketişiyden boş tortladı. Şunda, ama şu ne olur kıstanadan biri şurada bir rol verildi. Onun içindeki ki, hemen peygamberler mucize getirgen. Sen kuruk yapınca biz iman getirmiyoruz. Sen bizde mucize getirdin işte. Bana şuradan başladı kıssanın asası kısmı. Açık ki, biz de işte, ana şu kavmının maraoları, maraolar bu konutuğuları, hani ya zuvarası katta olayınca adamlar bizde, çünkü bizden hakkında. Kavmının başkaladığı peşivaları, adette peygamberlerde daim kendiler geçerli matavalar iman getirgen. Çünkü onlar da Allah'a ihtiyacı köp bölgen de. Sonra bir nasas köp bölgen. Şakaratı deseyem Allah'a dedi, Yahudi deseyem Allah'a dedi. Şimdi korkak uzağa kılıp olsa o kulu bile halkı koyarken yok şeyde nazar yapıyor. Çünkü Allah demeydi o. Olama derken, bayek, şirkke, kendilerde küfürge yakın yüreği değişken eken. Kader ama bu adam kafir şirk getirip o şirk yakın yürüyordu. Kendi adamdan kafir bu kadar şirk yakın yürüyordu. Ne kadar yani bu? Bu adam hemen asana pulu bile, hemen asana bir mağlamına kalkıp durup, kolundan hemen iş gelirdi, kolundan bir boy problemine halkı oramadı durup, şirk getirip o şirk halkı yakın yürüyordu. Şimdi kendi adamdan küfür yakın yürüyordu dedi. Ne kadar yani? Bu kendi adamdan halam boyun gibi olmak kısılan köpek bir rızkıya bağlı şirk kötü olmasa, kinci bir laz ben aşağı yiyen basama verirken, el hudu Allah'ın özü de var orken. Yani bir adam da açtı. Şu okumuş adamlardan, ziyar adamlardan, akademi boyanlardan. Akuda ile inşa mıyım ne var ya? Akuda olsa adamlar çünkü kıyanırken körüp durup tek koplayamadı. Subhanallah, bu beni imtihanmaz mı? Akademi boyunca ve de Allah'tan kalmasın attı. Bu adam da akıllı demedi Allah'ta Allah. Acaba bu insanda akıllı, Allah'ı tanızmasa o akıllıymaz. Bir adamda okuduğun ilmi Allah'ı tanızmasa bu ilim ilmez. Bu yaprak boyu, çıralı yaprak boyu ilimmez.
Agar Allohni tanimasa bu aqli, bu odam aqlli deyilmaydi. Agar dunyoda iymon keltirganlar hayoti zo'r bo'lsa, unda yaxshi yashash uchun ham iymon keltira olmaydimi? Alloh taolo kimni dunyo bilan sinaydi, kimni faqirlik bilan, kimni kasallik bilan imtihon emasmi bu? Bu akademiyada ahli yo'lamas ekan. Chunki la ilaha illalloh qo'shib ishlashga to'g'risa, unda nima imtihon qizib qoladi? Shunday emasmi? Ana shu qomida, ana shu qomi qursog'i to'q, zuvas katta zulgan ma'lolar aytishdiki, ey solih deyishdi, mo'jiza keltir. Lekin to'g'ri kelgan mo'jizani qabul qila olmaymiz. Mo'jizani biz o'zimiz nima qilamiz? Buyuramiz, zakas qilamiz. Subhanalloh. Agar Alloh iymon berishini xohlamasa bir bandasiga, millionta mo'jizani keltirganda ham Subhanalloh robbilar. Inson esalarga qavm aytadi, ey inson, seni Robbing bizga osmondan dasturxon tushishlikka qodirmi deb so'rashdi. Ya'ni yer deyapti. Biz ham odamlarga o'xshab. Allohdan qo'rqinglar, iymon keltiradigan bo'lsanglar. Ha, tushib ko'raylik, inaqa iymon keltiramiz dedi. Inso alayhissalom Allohdan so'radi, Parvardigor bizga mo'jizani tushirgin. Qur'onda mana mo'jiza degan sura bor. Allohning yaqinlarimizga bir ziyorat bo'lsa va sendan bir mo'jiza bo'lsin. Alloh taolo nima dedi? Men mana shu dasturxonni tushiraman. Lekin shundan keyin kofir bo'lganlarda hech kim azoblamagan azobimni azoblayman dedi. O'shuncha jahannamda eng tubida Fir'avn bo'ladi deyiladi. Yana mana shu dasturxon egalari bo'ladi. Chunki Alloh taolo Adhilu ala Fir'avna ashaddal azob. Qiyomat qorin bo'lganda Fir'avnni jahannamda eng tubiga otishinglar dedi. Shu dasturxon Alloh taolo ko'zini oldi, dasturxon tuzalgan tushdi. O'tirib, Iso alayhissalom sahih rivoyatlar. Iso alayhissalom yashagan shaharda ular hammasi o'tirib yeyishdi, yana kofir bo'lishdi. 12 ta ham oshqolam iymon keltirmadi. Bu nima degani? Bu yerda o'tirganlar birorta mo'jiza ko'rganlar yo'q hali. Birorta tuyani yoki birorta bir osmondan tushgan meva yo'q, lekin iymon keltirdi-da, birodarlar. Ularda qachon shunday bo'lib, payg'ambarning zamonida yashagandan ko'ra keyin yashab iymon keltirgan afzal emasmi? Insonda qadr dunyosi bilan o'lchanmaydi dedik, iymon bilan o'lchanadi dedik. Demak, bizni qadrimiz Alloh taolo qildi. Endi shukrni ado qilaylik, Alloh ziyorat qilib bersin. Agar shukrni ado qilmasak, Alloh qotib qo'yaman deyapti. Insonda iymondan ayrilib qolgan amali bo'lishi mumkinmi deb ulamolar so'rar ekan, ulamolardan. Inson e'tiqodda kofir bo'ladi. Arab xolosi kofir bo'ladi. Namoz o'qimasa bo'lsa kofir bo'ladi. E'tiqodda kufr. Endi amaldachi desa, uchta ishlab kerak ulamolar. Mana shu bizga berilgan iymondan ayrilib qolishimizning uchta ishi bor ekan. Birinchisi, shu deb iymonda shukr ado qilinmasa Alloh olib qo'yishi mumkin deb ulamolar. Eshityapmiz mana shu masalalarni. Shuni amal qilmasak, shukrni ado qilmagan bo'lamiz. Ikkinchisi, iymondan ayrilib qolish mumkinlik xavfi bo'lmasa insonda. Agar iymondan bo'lishi mumkin degan qo'rquv bo'lmasa musulmonda, Alloh olib qo'yishi mumkin. Va musulmonlarga ziyon yetkazadigan bo'lsa, qasd qilib, shu odamdan ham iymon olib qo'yishi mumkin deb marhamat qilgan ekan ulamolar. Shukrni ado qilmasanglar iymonda. Iymondan ayrilib qolishi xavfi bo'lmasa ishlarda va musulmonga ziyon yetkazishlikni qasd qilgan bo'lsalar, iymonda Allohga qo'sh ehtimoli bor deyishgan ekan. Sen rost payg'ambar bo'lsang, bizga mo'jiza keltir, lekin to'g'ri kelgan mo'jizani biz qabul qilmaymiz. Ana shu gapni yopishtirishda bir katta bir xasan toshlar o'tirishar edi. Bitta qayoqqa? Ma'otosh yorilsin dedi. Ichidan tuya chiqsin dedi. Bosa kulishdi mazza qilib. Masxara qilishyapti. Yana bittasi aytdi, bu tuya dedi, rangi qizil bo'lsin dedi, yana kulishdi. Hali yo'q narsani ko'pirtirish bo'ladi-ku. Qoronda qanaqa bo'lsa, desa, ichida marqasi bo'lsa, deb qo'shaveramiz-ku. Bo'lmaydigan narsa bo'ladi-ku, qo'shaverasiz-da. Qo'shaverdi. Rangi qizil bo'lsin deyishdi. Yana kulishdi, xoholashib. Yana bittasi qo'shimcha qildi, juni uzun bo'lsin dedi. Tuyaning juni uzun bo'lmaydi o'zi. Yana xoholashib, yana bittasi qo'shdi. Shunaqa katta bo'lsin-ki, bir kun biz ichadigan suvni kechgacha o'zi ichadigan darajada katta bo'lsin. Bir kun suv ham ichsin, bir kun biz ichaylik dedi. Yana kulishdi. Yana bittasi aytdi, qornida 10 oylik bolasi ham bo'lsin dedi. Yana kulishdi. 10 oylik tug'adi tuya, agar bilmasa bilib olaylik.
Yani mucizemiz akas kılıçtı bizi tırdılarken de. Şamşarı var. Buna kılamasını yiyor. Sonra Aleyhisselam altı, eğer şu sıvır ayetlerken ben sana keltirsem, iman keltirasılar mı dedi. Ulan hadi işte. Ulan şöyle bir hatıracağım ki buna sana maklamıydı. Allah Azze ve Celle'ye ne diyen gel bu? İnnemâ amruhu izâ arâde şey'en en yekûle lehu kûn hayekûn. Allah bir işte kımakçı olsa, bir nesana halese boğduydu, boğladı. Bizi Rabbimiz kanaka, kudretli hikayelini bilse de keler. Rabbimizin kimliğini yaş, tanı seçti. Hayatımız şırın dokaladı. Biz, tüketürüp ben, silah götürüpsüler. O suyana batırganı böyle korna yaptı. Çünkü suyançılı var olardı. Suyan mekanı böyle tarih yaptı. Biz hayatta Allah ki suyan işi bilme geldiğimizden birimiz havuk kedi yaptı. Buna derler. Çünkü bizim suyançılımız yok. Biz özümüzü harekatımızda, akılımızda, kulumuzda, tanışverişimizde suyan geldiğimiz için birimiz havuk kedi yaptı. Hakkancı köpürtürse de bunu yap, hatıracağım dedi. Eğer o adam suyançılı bulabilen olsa delit almıyordu, şunu demez mi? Bu kavimler, sağlıklı Rabbisi kimliğine tanışmazdı dedi. Biz Rabbimizde suyanıp yaşaçta uygun olan günümüz, hayatımız zor olur inşallah. وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a tevekkül kısa, bu adam da kısa bu Allah'ın zimmesine dedi. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Allah tevekkül kılabiliyorlardı, Allah'a suyanabiliyorlardı, yaş görebiliyordu. Tevekkül değil mi? Tevekkül, oktidarı, gam kımaslık ki. Tavakkül ama dengizge tuğulayıp o balıkçı. Şimdi balık kendisi gibi kan kumaslığı tavakkül. Netice hakkı da kan kumaslık. Tuğdu yere de geliyor cevabı. Balık orada bir genç ödeyip orada kurudan çeker. Sabahtı koyup da netice hakkı da kan kumaslığı. Kan kumaslığı şu tavakkül bu olarak da. Bizde var mı şu tavakkül? İnsul, asma, çünkü yok eden asap keserlileri bu muydu Müslüman? Yok Müslüman gibi bu şey ya. Çünkü netice hakkı da gam kısa zaman olarken buladı, netice hakkı da gam kısa zaman olarken buladı. Şunu demez mi? Salih Aleyhisselam kimi de? O mutavakkilinlerden, Allah'ta suyanganlardan edin. Şunlara dedi, şuna mı soru gelmesinler? Şuna sanki, yani Rabbisini tanıttı kimi yine? Bizden tanıyoruz mu Rabbimizi? Allah'ı tanıştık ne mi bilen buladı? İlim bilen buladı. İlim okşuyu bilen buladı. Rabbinizi kaçta tanıyacaksınız? Şunca yağırlıkka, şunca sırlıkka yakın bulurken bulurasınız. Rabbinizi kaçta tanıyacaksınız? Şunca kalbinizde de yanlarda Allah'a uzak koyarak konu bile. Sonra Aleyhisselam şu tavakkül kılabiliyenlerden de. Adamla da toplayırlardı. Adamla toplanıştı. Sonra Aleyhisselam Allah'a olaca dua kıldı. Yer kımırladı. Taş yorulda, içiden, insaniyet tarihinde en katta tüya, cünü kızıl, cünü uzun, karnıda onaylı boyası olan tüya çıkıp geldi. İtibar verildik, otasız, anasız, kuru kızılmaz karnıda boyası olan. Allah Azze ve Celle kadir mi? Subhanallah Rabbil Alemin. Allah hakkında ayetten fark. İsa da atas bu da, atas ziyaret edip, Allah da onu da dağa kırarken düşürüyor. İsa Aleyhisselam yaraşına bir katta nasip edilirse, tüyü yakara koyuyorsun. İsa da hakkında anası var idi. Tüyanı atası yan, anası yan yok idi. Yani hamile de yok çıkmadı mı? İsa da bu da onu derken düşürüyor, Adem Aleyhisselam da karasın. Atası yan, anası yan yok idi. Lordan donadı mı? Allah kaldırmaz mı? Atasız, anasız, kanlıda onaylı parası bilen enkette kızıl rengeci cürü uzun tüye çıkıp geldi. İman kettirdi mi bizi zannet? Yani adas da şu tekenden kendim iman kettirse kere yok buradalar. İman Allah dağılardı bandası ve bir adına enkette nimet iken ki yakışık örgen gibi bir adına fakat. Kan oldu mu? Tüya çıktı. Yende şarttı, Salih Aleyhisselam koştu başladı.
أستعذ بالله هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم Bu Allah kutuyası hiç koyuyla Allah diyeyle yürüsün yesin yamanlılığına koyuyla bir tekizmeyler sizlerce alami azap yeterdi. Yani mucize ular alçak sıfatı nasip oldu. Bu mucize şuraya mucize oldu ki Musa Aleyhisselam'ın mucizesinden bulmadı. Musa Aleyhisselam kaslarını taşadı ilahı rahmasını yet taşadı sehredi ve tügeldi. Öyle de tügeldi kördü 5 minutta 10 minutta tügeldi. Buna mucize olmadı bu. Kolunu kolunu tıktı ortakını çıkardı. Tügeldi. Buna olmadı bu. Bu mucize ulardılar bir neçe ay yaşadı. Eğer sehredi bizi gözümüzü derse sehredi vaktinçe olardı. Şunu yemez mi? 4 saat bulan, 2 saat bulan tügedi bu sihir. Sihir bu közlü bağlaşır. Bu sihir nasıl? Yani hatar etmem. İmanlı Allah yaş kurganı yedirerdi. Ve şükür kılıçını talak kıladı. Şükür kılması Allah korku koyardı. Biz özümüzden çekmeyelim. İmanlı en asası cayı can çıkarken fayette bilinirdi. Amallar ne masihara geçemedi? Kalktı masihara. Üçüncü boyunca üç tane sefırış gerek. Şükür ne yapar kılış gerek. Ayrılıp kalışı gibi mümkünlüğünü esten çıkarması gerek. Korkup yaşaş gerek. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم Bu Allah tutuyası Eğer suda bir gün uyuyacağı bir gün sular içerisi var. Ne demek için gözler? Sonra şu oldu mu? İnsanlı babası teleden, telenle gayri. Senden sorardın da üç gün için, bir gün su içine, bir gün su bu içine. Bu maskara bu yani, Allah falan onlardı, cezal adı bana şuna ise falan. Su, şuna içerdi ki tümşüğünü tıkıttı da havuzda, bir gün keç keçe su içerdi diyor. Bir gün sağlık kalma için namaz kıyken de su da içişe aradı, ötler gün yaptı aradı, ötler gün gelip taş dağı yapıp, şu keç keçe su içerdi. Ve su içtirgen payette sağ içerdi o sağlık üstünü tüyanı. Ve sütü bütün kışlakta yeterdi. Bu mevzuları tadıdan görüşten de mağazasını. Lekin iman getirişti mi? Yani kadar o kadar atıp çarşanın namunasından. İmanda Allah yakış görgeni yedirerdi. Münte bir zan görseydin, eğer Allah kalbini açmıyız yapmasa iki bulu. O yana içten atıdan bir koyduk da bana bakmak koymam beni. Tıpkı tesetten atıyor, koyduramam bu. Allah'ı, biz burada bir Allah böyle çakır işliyden bulurum, böyle nasihat kılışlıyden bulurum, bu kalpte ilgesini yakalaştırırız. Tarafta maşallah bir kabul uçakken ve şuna hidayetle beni sevap edin. Allahümme ihdina vahdibina ve cehenne sebeben liman ihtede. Tarafta bizi hidayet kıl ve biz bilemem hidayet kıl adamlarda adamlarda hidayetle bizi sevap edin. Dua o. O siz hiç kaçan oğlunuzu, kızınızı ya ki hatınızı bir Müslüman buluşurken macul koyar mısınız? Eğer Allah kalbine bakılırsa yumuşatmazsa. Kim diye öyle bize kıl? Hadi. Bolesi bana namaz okudu işten bundan kim yıkılaş gerekir? Yani Rabbisi tanısız bilhassa kadar kılmamına kılıştı Rabbis bilen. İnna mursilun naqati fitneten lakum fattakibkum vastabir. Elbette biz onlara tüyanı fitne kılıp beyanız. Kuzak bilin, sabır kılın da Allah'ta Allah. Yani bir nimet, bir mucize, bir kavimge nimet kurbanken şey mümkün eken, fitne bak gelişe mümkün eken. Allah kurban dedi dünyada verirken, nimet kurban verirken, o fitneye buluşu mümkün eken. İnne minne Allah kum azvabukum adun ve lakum. Muğla dünyalarda, hatta bala çakalı evlerde sadece düşman var, kuşlar bol eder dedi. Kanaka düşman, eğer bana şu bala çaka, ticara, hatta üy, Allah'ı zikirden tost koyarken bu fitne boktu. Şu bala çakan dedi, ibadet kılmayan kısa fitne eken bu. Ya eğer bu nasıl bize Allah'ın ibadet ki tut diye olsa bu fitne basarken. Ve nebbi'hum annel ma'a kısmetun beynahum kullu şirbi muhtadar. Ve habatı olar ya su bölündü. Bir gün sular içerisinde yoktu, bir gün tüyü içerdi. Fe kâle lehum Resulullah nâkatallah. Allah'ta peygamber olar ya bu Allah'ta tüyası. Gözüyle bakıyla ve tahdit kıldılar o yanadır.
Mucize var artık. O alıp onu da babası bulanırdı. O burada tuvalı dedi. Dedi Çanada bir ay. Peki ondan çok bir müddet tüyörüm akıldı. Yaşadı buralarda. Adamlar mucizeni görüp Allah'ı intirgenlerdi. Allah kalbini sekin sekin hidayet kılıçlı başladı. Mucize öyle. İtten akşamı taşlandıdan keç keçe su dışarı çıkıp yeterli. Şimdi kül alıp karışadı mucizeni. Adamlar sekin sekin ibna iman getirişli başladı. Müslümanlar sonra sekin sekin ibna köpeğe başladı. Ve kavmler yani şu mağaraları bu tüye içimizde yürüse sağlıklı erişip de kalırken adamlar. Bizi yapmamız gerekirme sağlıklı erişip kalırken kendine tüyanı öldüremizdi işte. Ondan başkaları bu tüye bizi bezal bakıldı. Çünkü kün boyu su değerler ama da bütün de tuğdan çıkıp gelirken de yoğun edilen tüyalarımız, koyu kozlarımız, koyu kaçıp gelirken kendine kutulamız. Fadalarını biha. Allah'ta tüyası gel, zulüm kıldılar. Aklın gelmedi olarak ya. Yaman edilen koruyladı tekizmeler, sizlerce Allah'ta alami azabı kele değildendi. Lakin bu Allah da Allah buladı kalbini kör kıyandan ki Allah da rahmet etsin. Ve bana şu malalar özlerinin çileği köpçülüğü muharıklarda etrafına göre Kuda ibn-i Salih ibn-i Cida degen kişini çakırıştı. Allah da Allah o hakkı da etedi idim bâhfe aşkâha. Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem etedi Allah yaşa bütçü anlamlarda en badbahtı bana şu Kuda deydi. Çünkü Allah adabını badbahtı. Özünün içindeki en badbaht kişisini yubadırlar deydi. Kudardı, özünün birkaç bir ülbadları buladı. Arap meclisi buladı, 9 kişi buladı ona. وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَحْبٍ يُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ Arap meclisi vardı bulardı. Bırak da bir salafiyet yakışılığı yoktu. Fakat fısk fücudlu avarı bulardı. Çakırıştı ve tüyanı öldürüştük ki ondan iltimas kıldı şimdi. Kudar kabul kıldı. Ve kavmadan şart aldı Samud kavmadan. Biz tüyanı öldüremiz. Eğer bu kimse bizge ziyan yetkiz mahcup olur. Bizi bir cevabı mahcup olursa hani öyle kımayelerde olaslar mı? Dip. Suraş geldi. Ular ne dedi? Hadis dedi. Tüyanı öldürüştü fakat kudarmaz. Bütün kavmi şirak etti. Demek Samud kavmi gibi böyle yapması ikiyen payıda Allah da ona da aynı adalet sadır bu. Çünkü kavm çatta kişiye orasını makılıştı, razı buluştu. Eğer kudur gözü öyle korkudu Samud ki davet eden de bu kavmlerce dava buluşu mümkünüdü. Peki Allah da onu makıldı, özlerini özlerce hüccet kıldı karşı. وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَحْدٍ يُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ Yani şu şehirde 9 kişi vardı. Fakat yeryüzünde fasat da katarıdı. Hiç kaçan bir sahip olma geldi onlar. Allah Teala dedi Estağfirullah فَكَذَّبُوهُ فَاَقَرُوهُ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا فَاَقَرُوا مَا قَتَوَاتَوَا عَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحِ اِئْتِنَا بِمَا تَعِدُونَ اِنْ كُنْتُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Salih nurları yoldan çıkarıştı işte, ve tüyanın ayağını sındırıştı işte, ve Parvardigâr'a kıyan günahlarını onlardı bayram kıldı. Tüyanın ayağını sındırıştı işte, ve Parvardigâr'ın buyruğundan yüz ögürdüler. Söyler ettiler, ey Salih, endi kulinden kıyan işte kıldı işte. Allah'a daştırmasın. Mucize değişiyordu, mucizenin Allah'ı talab bu şeytanın kildirildi. Mucizenin Allah'ı Allah yaratıp da şartı koyup, eğer şu Müslüman İbrahim Kolatay'ı istelerse de barakeler dedi, yine kolunu çözüştü. Ahma masada bular. Cinni mi bular değilsiniz de? Ya ahma masada akıllı gidi bular. İsli gidi bazı adamlar boşan. Peki Allah kalbini kör kıyandı bulardı. Közler körmez idi orta Allah. Belki kalbiler kör köküle dişili bu yendiydi. İnsanın közünü körlü dişinersemez. Öyle kutuladı dünyada bu körlüydü. Kalp kör bulmasın. Tüyanı öldürüşteki bana şu 9'da kişi kirişti. Ve tüya özüne su içerken, nabat içerken künde, paske kara püşük görürken de ana şu 9 kişi hücum göttü. Kudar büyürdü, hücum kılıçtı.
Lekin tuyani kattaligidan, ulkanligidan, ayga 8-9 tasini, 8 tasi qo'rqqanidan qochib ketdi. Qudor kuldi ular ustidan. Tuyani qo'qasizlarmi dedi. Qo'lidagi asobi bilan borib tuyani oyog'ini urib sindirdi. Faqaruha degani aql degani bu oyog'ini sindirishlik degani. Yiqildi va hammasi uchun qilib o'ldirishdi. Aytilgan mo'jiza aytilgan shart bo'yicha keldi. Ularga ehtiyotkorlik qilishligi aytilindi, lekin Alloh ularni jahannamga yuborishini xohladi. Ular o'zlari xohladi bu narsani. Ularni hech kim majbur qilgani yo'q. Tuyani o'ldirishayotganda bolasi tug'ilgan edi. Xuddi o'zini shaklida edi. Qizil edi u ham, bo'g'oq edi u ham, junyor uzun edi, onasi bilan kelib suv ichar edi. Endi ana shu bir oylik 15 kunlik tuyani bolasi onasini o'ldirishayotganda tahora qochib ketdi. Ana shu toshlarni yo'qoldi. Allohning mo'jizasini bolasi. Uni o'ldirib bo'lgandan keyin uni ham quvib yetishdi. Uni ham o'ldirishdi. O'ldirishayotganda 3 marta qattiq qichqiradi. Solih alayhissalomning bolasini xabar etganda tezlik bilan yetib kelsa butun Samud qavmi to'planib, tuyani so'yib, pishirib, go'shtlarini yeb o'tirishgan bo'ladi. Sutini tushirib, go'shtini ham yeyishdi. Nima deyilgan ularga? Wala tamassuha bisu' yomonlikni qo'llab uzatmanglar. Sizlarda bir alamlantiruvchi azob tushadi degan edi. Tuyani o'ldirishdi. Solih alayhissalom aytdi, endi sizlar o'zingizlarni xonalaringizda 3 kun ne'matlanib yashab olinglar. Sizlarga 3 kun muhlat dedi. Ya'ni 3 kundan keyin sizlarga nima keladi? Balo keladi dedi. Hamma go'shtdan yedi. Tuyani o'ldirgandan keyin bu bilan kifoyalanishmadi. Aytishdi, solihni o'ldirib qo'ymaysizmi dedi işte. Ana shu 9 kishi qonni to'g'rizib tuyani go'shini yeb bo'lgandan keyin Solih alayhissalomning uyiga qarab jo'nashdi. Va balo birinchi bor mana shularda boshiga yog'di. Yer qimillab ular ham shu yo'lda ketayotganda. Hammasi tizzasiga cho'kib qolganda boshiga tosh yog'di ularda hammasi. Va kana fil madinati tis'atu ra'in yufsiduna fil ardi va la yuslihun. Yerda faqat buzg'unchilik qiladigan 9 kishi birinchi bor halok bo'ldi. Solih alayhissalom va mu'minlar qavmni tashlab chiqib ketishdi. Balo va'da qilingan kun kelishidan burun. Qalu taqasamu billahi la nubayyitannahu wa ahlihi thumma la naqulanna li walihi ma shahidna mahlik ahli wa inna la sadiqun. O'zlarishki Solihni kechasi o'ldiramiz. So'ngra urg'oymoq bizdan so'rasa, biz uni ko'rmadik. Biz bilmaymiz shu narsani. Biz rost gapiryapmiz deb qo'yamiz deyshtdi. Ha urg'iga o'shaqa deyishvolar, lekin Alloh taolaga deb javob berishadi. Wa makaru makran wa makaruna makran wa hum la yash'urun. Fanzur kayfa kana 'aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in. Ular makr qildi deydi Alloh. Javob beradi. Ular makr qildi, hiyla qilishdi. Biz ham makr qildik deydi. Endi ularni qilgan hiylasini, makrini oqibati nima bo'ldi? Sezishmay qoldi. Albatta biz ularni hammasini vayron qildik dedi. Ular ham bir ish qildi deyapti. Biz ham bir ish qildik deyapti o'g'li, lekin sezishmay qoldi. Biz ularni qana ularni qana qilib bayroq qilib olganligimiz. Solih alayhissalom, Solih alayhissalom qavmi hayollarimiz uchishi bir pastlagan. Subhanalloh. Ana shu va'da qilingan balog'da birinchi kun kelganda ajoyib manzara yuz berishni boshladi. Birinchi kun Samud qavmining hammasini yuzi sariq rangga bo'yaldi. Yuzi sariq bo'ldi hammasini. Balo kelishiga aniq bo'lib qoldi. Solih rost gapirgan ekan. Endi nima qilamiz? Ikkinchi kuni yuzi qizardi hammasini. Uchinchi kun yuzlari qora rangga kirdi. Mana endi omonligi yo'q. Mana endi inson o'ziga o'zi qabr qazishligini tasavvur qila olamizmi? Biz hayotda qo'rqadigan eng katta narsa o'lim. Lekin bular o'limni orzu qilib qolishdi. Chunki balo kelishidan buni o'lib olaman degan bilan o'zlarini qo'llarini o'zlari qabr kavlashdi. Allohga hamd sala bo'lsin, shu paytda shu qavm ichida o'qimoqmiz. Qonunlarga qo'yib ko'raylik-da, na'udzubillah. Holimiz nima bo'lar ekan?
ölümdü kütüşlük, balabı kütüşlük, balabızdan ama araba mıydı mı? Korku vahimesi. Kavruluyor başladı. Sonra da bana sak çıkıp aldı. Kavruluyor kazıştı başladı. Amanı yok. Yine azap geldi. Azap ayaklık geldi. Bu Hud Aleyhisselam'da kavruluyor yoksa bitti baba. Şaman kelep yok demedi bunlar da. Nuh Aleyhisselam'da kavruluyor ki yani toplamdaki bitti baba kemedi. Onlar da bir nece azap geldi. Sabah mucize olan talep kıyan suratta geldi. Lakin kafir buldu. Bağlayan başkaçası geldi. Birinci bölüm yer titredi. Hamasi yer yıkılıp kaldı. Ayağını bırakıramaya kaldı. Ve üstünden çakma oldu onlarda. Bir de ben. Sonra bir de kışkırık tuttu. Fasıla kufi dâri hicatimin. Tökün kaldı uzlarının yurtlarıdı. Hani? Sonra o yapma öküzü vardı ki. Peki bunu kâfiyat kanaka boyalı yine kalma uzları bulardı. Yer titredi. Yine yakınına sen muhakkete yapız biz. Yürü yürü korktak konu yaptın oruçtan. Hammamız şıkkı karakolu yaparız. Kelime getir onu yaparız. Ne meşgul oturuşumuzdan katli neyse. Fakat şunu deseydi mi adam Allah Allah. Kıylenden günüyle de Allah sıra deseler şimdi hala söyler. Yengil günüyle de Allah diyor deseler demedi mi Resulullah Aleyhisselam? Çakma vurdu. Ve bir kışkırı tuttu. Aslında dediler. Fa'adat humur raşfatu fasbahu fi darihim cafimin. Ve fi samuda idhe qile lahum tamattahu hatta hin. فَعَتَوْا عَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَدَتْهُمُ الصَّالِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَسْتَقَوْا مِنْ قِيَامِ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَأَخَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْخَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهِشِمِ الْمُحْتَضِرِ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ Kaçan ki bizi büyüğümüz, barayımız kegende, salih ve o bilen birgi iman getirgenlerdi, bizi rahmetimiz bilen saklap kaldık. Ular fakat iman getirip koyanlık üçünlemezken saklanıp kalıştık. Allah'a da rahmeti bu genlik için aman kaldılar. Hemeniz bilemez, cennette hiç kime ameli yetmiyor ki geçirdik ya. Resulullah şu hadis derken de, ya Resulullah size ameli için dedi, benim amelimem yetmiyor dedi. Fakat Rabbim, özüne rahmeti bulan beni uğrama gelmen ki yine kiremem dedi. Beni böyle iman kendinden düşünmez. Fakat şu üçünmez. Allah'a rahmeti bu gönü düşün saklap kaldı bulardı. Çünkü siz buna bizden Allah'a buna sen soruyorken de bir rahmeti ki ya Arhamar Rahimim. Rahmetin buna vergen. Biz loyalıkımız o çünkü vermez. Biz hale gelmedik de zaslıyor gibi neyse kerem. Rahmin kegeni giden, merhametin buna, muruvvetin buna vergen. Bizi loyalıkımız bu merhametin de. Degen asan isten çıkarmayalım. Biz özümüzü kimliğimizi bilsek, Rabbimizi kimliğini tanısak, inşallah cevabı kırarakımı yok. Allah tarifik verirse. Hatilke buyutukum haviyetun bima zaramu inne zâlike, inne fî zâlike le âyeten li kavmi yâkulun. Ana dide vakti ola. Üyleri dide, kıyas zulümler tüfeğiyle boşa kaldı dide. Elbette manaşı işte, akıl egeler için ibret alamaklar bu ayetler var. Allah Allah, bu kıssanın rastlığına dair kılıp, onların üyelerine hazır geçe saklap koydu. Kim? Manaşı Medine'nin şimali garbiye 380 km masrafında cahileşken bu kavimde yaşayan cahil, eğer uşakka bu hüccet gelirse bağırıp körülse, şu maskelerine de Allah saklap koyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, salih ve mu'minler mübarek halasını yeri yıkıcıya kılıştı. Ramile'de yaşadılar şöyle, Allah'a tefis salih aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tabu ki gazetinde sahabalarla ketiyken payıttı, Resulullah'ın birkaç sahabaları araşı Samud kavmini kışlağından ötüp getirip, havuzdan su alıp, bazı idişlerden alıp, su kuyup çıkıp getirken de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna hava taptı da, su tökülsün dedi. İdişler sindirilsin dedi. Ve şu suda kılın yavukat taşlansın dedi. Ağır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ta darası kırgen, azablan gelmediği üzerinde kirmeyler, eğer kirişke doğru kepasa, yığılap kiriler. Tabarık oldu. Eğer yığılamak eder, yığılırken de uğurlar kiriler dedi. Çünkü ibret alışılık gerek. Kabristan'da çıkıp benim ama dünyada yapını yapılaşırkenliğimiz, ibret ameliyatkenliğimiz akeler. Cenazan arkasında benim ama dünyada yapını yapılaşıp hala şükretirkenliğimiz, kalbimiz o belgini belgesi. Rokorası da ölüm türüp, ondan da kalbi türküsü gelir. Özümüzle bu haberi verdik. Harbittemiz. Hasan-ı Basri'ye geldiği ölüm,
Dan keyin insonga boshqa muolijani kerak yo'q. Agar qabristonda bu mahzun bo'lmaydigan bo'lsa, bilmadim endi qabr mahzun bo'lamiz. Alloh taolo birdaniga ikkita xotirjamlik beradi deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ikkita hayotni bermaydi. Kim mendan dunyoda qolsa, oxiratda xotirjam bo'ladi deydi Alloh. Hadis qudusiylarda keladi. Kim mendan dunyoda xotirjam bo'lsa, qiyomatda qo'rqadi. Dunyoda qo'rqmaydi Allohdan. Ala inna Thamud kafaru rabbahum ala bu'dan li Thamud. Albatta Samud qavmi robbisiga kofir bo'ldi. Oqibati nima bo'ldi Samud qavmi? Mana zakolar bu suhbatda oladigan xulosalarimiz nimalardan iborat? Eng birinchi har bitta qissada oladigan xulosamiz birinchisi iymon degan ne'matni Alloh faqat yaxshi ko'rganiga beradi. Shu esimizdan chiqmasin. Bu eng asosiy ibrat, eng asosiy xulosa bu qissalarda. Alloh taolo adashsa bir bandalar, mo'jizani o'zi zakasi qilib turib, o'zi so'v berib qo'yar ekan. Alloh taolo siz bilan bizni mana shu bergan ne'matlarga shukr qilib, iymon degan ne'matni shukrni ado qilib yashagan bandalardan qilgan bo'lsin. Chunki Alloh taolo o'zi tavfiq bermasa, biz bir qoplam suvni ichib yutib olishimiz bizning qo'limizdan kelmaydi. Endi iymonga shukr etilishlik undan tashqari, undan barakroq bo'lgan ish. Alloh taolo o'zi shokir bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh.